Galatasaray Trabzonspor maçına gidiyoruz. Icardi! Yine atıyor! 1-3! Türkiye çok zor bir güne, çok zor bir sabaha uyandı. Saatler 4.17'yi gösterdiğinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezi Kahramanmaraş olan saat 04.17'de ilk deprem 7.7, sonra da saatler 13.20, 13.20'yi gösterirken, 26'yı gösterirken 7.6'lık depremle yıkıldı. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Türkiye gelirken size bir sözümüz vardı. Kevser ile beraber Maraş video yapacaktık. Kevser şu an İrlanda'ya döndü. Ben Maraş'tayım. Olayları biliyorsunuz malum. Size söz verdiğimiz Maraş videonu çekeceğiz bugün. Ama tabii ki hayal ettiğimiz gibi bir vlog değil. Kimsenin hayal ettiği gibi bir vlog değil. Hazırsanız başlıyoruz. Burası Maraş'ın tam merkezi. Eğer biriyle görüşecekseniz Maraş merkezden, ona dediğiniz tek şey İş Bankası'nın önünde buluşalım. Burası da Maraş'ın meşhur Kıbrıs Meydanı. İşte bu meydanda şu an meydanın geriye kalan sadece moloz yığınları. Umarım en kısa zamanda iyi çalışılır da Maraş eski haline döner. Bilmiyorum arkadaşlar, burada Maraş'tan çok fazla insan gitti. Ama Maraş'a karşı zaten içimdeki olan sevgiyi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Videolarda bile Maraş'la alakalı bir konu olduğunda sesim yükseliyor, heyecanım artıyor. O yüzden bu şehri bu halde görmek beni çok üzüyor ki ailem burada, her çocukluğum burada. Bakın hemen şu arkada bir tatlıcı vardı sola döndüğümüzde. Ben ortaokuldayken sanayide çalışırdım. Sanayiden buraya şehir merkezine yürüyerek 45 dakika bir saat falan sürüyor. Dolmuş parası da 50 kuruştu. Tatlı da 50 kuruştu. Sırf o tatlıyı yemek için 45 dakika bir saat sanayiden buraya yürürdüm. Tatlıyı yerdim, buradan öğle eve geçerdim. İşte hatıralar, şimdi hatıralar kaldı sadece ama yeni ve güzel hatıralar inşallah yakın zamanda olur. Bu şehir hepimizin desteğiyle, hepimizin yardımıyla tekrardan ayağa kalkar diye düşünüyoruz. Devam edelim, gelin. Arkadaşlar, hep soruyorsunuz bana, abi Maraş'a gittiğimizde tamam Maraş'ın dondurması gerçek dondurma ama dondurmayı nerede yiyelim? Ben Maraş'a geldiğimde dondurmayı işte burada yiyordum. Gördüğünüz gibi hatta bazı videolarda bahsediyordum Kervan Pastanesi, Sami Kervancıoğlu falan diye. Burada dondurmamı yerdim. Ondan sonra buranın tatlıları da çok güzel. Tatlımı falan yerdim. Ama maalesef artık ne dondurma yiyebileceğimiz bir yer var. Ne de tatlı. İnsan yani Maraş'a gelmeden önce zaten birçok mesaj aldım işte. Abi Kevser'le beraber tatlı yiyin, dondurma yiyin. Ondan sonra hatta size şeyi gösterecektik. Dondurmanın yapımı için fabrikaya gidecektik. Çiftliğe gidecektik. Orada keçi sağacaktık. Dondurmayı nasıl yapılıyor en başından en sonuna kadar gösterecektik ama maalesef olmadı. Ama tabii ki bu hiç önemli değil. Önemli olan birçok insan kaybettik. Şu an bilmiyorum, duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum ama işte size bir Maraş video. Beklediğiniz gibi değil ama şu an gerçekler maalesef böyle. Aa. Gelsene. Şöyle gelip aşağı gideceğim. Arkadaşlar bunlar ne biliyor musunuz? Şehrin her tarafında bu torbalardan var. Bunlar maalesef ceset torbaları. Çünkü bazen bulunmuyor. O yüzden her noktaya koymuşlar ki insanlar bulmakta zorluk çekmesin. Bana bir ihtiyacı olan gelsin. Bayan erkek fark etmez. Verelim. Az daha geçin ya. Şeker olsun. Bugün kandil. Abi buyur. Allah razı olsun. Hocam. Hocam buyur. Hasan Bey kandil mübarek olsun. Kandilimiz mübarek olsun. Acımız büyük, kayıplarımız büyük ama
Allah'tan ümit kesilmez. Birlikte bu şehri tekrardan ayağa kaldıracağız. Yaşayan, hayatını kaybetmeyen bütün Kahramanmaraşlıların kandilini kutluyoruz. Arkadaşlar şimdi Maraş'ın meşhur bir bazlaması vardır. İstanbul'da falan da bazlamacılar var ama Maraş'ın bazlaması çok farklı. Biz küçüklüğümüzde annem ekmek yaparken bize yaparlardı. Yani seve seve yerdik. Çok da severim bazlamayı. Hemen burada çok güzel bir bazlamacı vardı. Gelip orada bazlama yerdik. Ama buranın diğer bir önemi de benim için. Çok sevdiğim bir kuzenim vardı, Mikail abim. Onun eviydi burası. Maalesef onu kaybettik. Sadece bir şey paylaşmak istiyorum onunla alakalı sizinle. En son Maraş'a geldiğimde büyük kuzenimin, abimin düğünü vardı. Mikail abim ve kızı Azra, mekanları cennet olsun. Düğünde şey demişti kızına, Azra kızım gel bak Yasin abinle fotoğraf çekelim. Bu yarın bir gün çok ünlü olur, bir daha fotoğraf çekilemeyiz demişti. O geldi aklıma işte, onu sizinle paylaşayım dedim. Maalesef yalan dünya arkadaşlar, bilmiyorum. Çok şey yapamıyorum ama duygular ifade edemiyorum ama sadece sizinle paylaşmak istedim yani. O bazlamacı da bu evde maalesef hepimize mezar oldu. Arkadaşlar burası da Maraş'ın o meşhur Ulu Camii. Burası bu cami Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda kahraman unvanı aldığı savaşta dahi yıkılmadı, Kurtuluş Savaşı'nda. Birçok badireler savaşlar gördü, onu gördü bunu gördü ama maalesef cami depreme dayanamadı. Şu an Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından cami koruma altında. Depremin büyüklüğünü anlayın diye söylüyorum yani. 600 yıldır, 700 yıl var mıdır Hasan Bey? 700 yıllık cami. 700 yıldır hiçbir şey olmayan, onlarca savaş gören cami maalesef o depreme dayanamadı. Burada da çok hatıram var. İşte Kapalı Çarşı'nın çıkışında zaten bu cami. Dediğim gibi Maraş'a kahraman unvanı verildi biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı sırasında. İşte Maraş'ın kurtuluşunun o kurtuluş ateşini alevlendiği yerde Ulu Cami. Belki hikayeyi bilirsiniz. Rıdvan Hoca hutbedeyken kalede, hemen arkamızda Kahramanmaraş Kalesi var. Kalede Fransız bayrağı vardı. Dedi ki Rıdvan Hoca, kalesinde Fransız bayrağı olan bir millete cuma namazı farz değildir deyip burada kurtuluş ateşi alevlendi. Hatta orada meşhur da bir söz vardır. Derler ki işte Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz diye. Kalenin hemen etrafında yazıyor. Size göstereceğim birazdan. Ama işte maalesef Maraş bize mezar oldu. Arkadaşlar biraz önce söylediğim işte o yazı. Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz yazar Maraş'ın kalesinde. Sanki her şey ta öncesinden belliymiş gibi değil mi? Arkadaşlar bunu da göstermek istiyorum size. Burada çok sevdiğim bir tatlıcı abi vardı. Hacı abi. Şam tatlısı yapıp satardı. Bu da onun arabası. Duruyor burada. Kendisi burada yok. Hemen Ulu Cami'nin yanında. Eğer bir gün işler rayına girer, Maraş'ımız düzelir ve tekrar gelirseniz bu abinin tatlısından yemenizi tavsiye ediyorum. Hatırlarsanız zamanında Reels videoları paylaşmıştım buradan. Burası Maraş'ın o meşhur Kapalı Çarşısı. Baharatları, biberi, tarhanası, sucuğu, pestili hepsini buradan alabiliyordunuz. Şu an çarşının girişi gördüğünüz gibi tamamen yıkılmış halde. Burası hani olur ya, bazı yerlere gidersiniz bir koku gelir böyle. Bir Antep'te Bakırcılar Çarşısı var mesela. Maraş'ta bu çarşı. Şu kapıya geldiğiniz andan itibaren o baharat kokusu, o tarhana kokusu böyle insanın vücudunu sarıyordu. Çok güzel bir atmosferi var. İşte ben Maraş'a geldiğimi burada anlıyordum. Zaten diğer yerler, mahalleler, bölgeler, işte Trabzon Caddesi, ona benzer caddeler diğer şehirlerde var. Ama ne zaman buraya gelsem Kapalı Çarşı'nın girişine, o baharat kokusunu duyunca ya aha işte Maraş'tayım diyordum. Ama inanın şu an o kokudan eser yok. Hani hiç normal moloz kokuyor, inşaat kokuyor, arkamızda kepçeler çalışıyor. Gördüğünüz gibi buralar yıkılmış zaten. Ama inanıyorum bir gün yine buraya geleceğim. Çünkü çok istiyordunuz Maraş video çekmemi. Ben de bunu çekmek istedim. Maraş'ın bu halini göstermek istedim sizlere. İleride inşallah buraya gelip görürseniz tekrardan o baharat kokusunu umarım siz de alırsınız, hissedersiniz. Yıkılan bina yok Kapalı Çarşı'nın içinde. Bu binalar. Bunlar yeni yapılan binalar. Yeni yapılan binalar yıkılmış. Bugün cuma, öğleden sonra Kapalı Çarşı'nın en kalabalık olduğu saat ama içeride bir kişi bile yoktu. Bu da çok garip. Burası da Maraş'ın merkezindeki diğer güzel bir sokak arkadaşlar. Buralar hep kebapçılar vardı. Arkada kurtarma çalışmaları devam ediyor ama maalesef binalar yıkılacak gibi. İnsanlar hala buradan yürümeye devam ediyorlar. Çok tehlikeli. İşte arkadaşlar burası da
o meşhur Trabzon Caddesi. Maraş'a gelen herkesin uğradığı yer. Dondurmacılar, tatlıcılar, ne bileyim pastaneler, hepsi burada. Buradaydı yani. Ama şimdi yerinde sadece moloz yanları var. Maalesef. Bu şehir ayağa kalkacak. Bu şehir tekrardan düzelecek. Belki biraz zaman alacak ama inanın tekrardan her şey eskisi gibi olmasa da eskiye benzer hale gelecek, inanıyorum yani. Şu an biraz ceset kokusu var. Arkadaşlar, yani dediğim gibi biraz önce şu an Maraş'ın merkezindeyiz. Gördüğünüz gibi inşaatların, yıkımların üzerinden yürüyoruz. Çünkü yürüyecek hiçbir yer yok. Maraş merkez tamamen yok olmuş durumda. Önceden buradan, biraz önce dediğim gibi, önceden burada yürürken baharat kokuları gelirdi. Maalesef şimdi ceset kokuları geliyor. Arkadaşlar, Maraş'ta bir röportaj yapmıştık hatırlarsanız. Tam buradan seslenmiştim. Arkamda o meşhur 18 katlı sarı bina vardı. Demiştim ki orada bu bina yıkılacak. Belki de bu binayı son görüşümüz olabilir. Ama inanın Maraş'ı son görüşüm olduğunu hiç bilmiyordum. Asıl Maraş'ım. Hiç fark etmeden belki yanından geçtiğimiz insanları son görüşümüzdü. Yanından geçtiğimiz binaları, dükkanları, pastaneleri son görüşümüzdü. İşte insan bilemiyor. Hayat çok garip. İnsanlar bu merkezde buluşma noktasıydı burası insanların. Yani ben seninle buluşacağım zaman diyordum ki işte 18 katlı binanın önünde buluşalım, sarı binanın önünde buluşalım. Şu an sadece o Maraş'tan geriye kalan moloz yığınları var. Hasan kardeşim var yanımda. Zamanında lisedeyken de çok buluştuk burada Hasan'da. Evet. Kardeşim, ne demek istiyorsun? Duygularını alabilir miyim? Ben çünkü duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Yasin, aslında duygularımız nasıl? Duygumuz var mı? Varsa nasıl duygular, bunları inan çözümleyemiyorum. Çünkü 5 yıldır Kahramanmaraş'tayız. Sen de biliyorsun, Kahraman TV ekibi olarak. Sokaklarda şu an burada bulunduğumuz bu alanda adım atmadık yer kalmadı diyebilirim. Kahramanmaraşlıların, vatandaşların aslında görüşlerini burada alıyorduk. Şu an izleyince gerçekten yüreğim parçalanıyor. Bu şehir tekrardan nasıl ayağa kalkacak? Yaralarımızı nasıl saracağız? Biraz önce de söylediğim gibi aslında burada 18 katlı bina yıkılmasını sen videosunu çekmiştin. Biz de şu an şoktayız. Umuyoruz bir an önce toparlanma sürecimiz hızlı bir şekilde devam eder. Burada sayısız hikayelere tanıklık ettim ben. Kahramanmaraşlara duygularını, düşüncelerini, gündeme dair söylemlerini bir nebze olsun biz de ekranlara taşımaya çalıştık. Şu an bulunduğumuz yerde belki bir Kahramanmaraşlı'ya mikrofon uzatmışımdır. Gerçekten şehir yıkık, umutlarımız, bu doğup büyüdüğümüz yer yıkık. Şu an enkaz altında, her yer moloz yığını. Umuyoruz devlet, millet, vatandaşlar hep birlikte beraber bu şehri ayağa kaldırırız diyoruz. İnşallah. Temennimiz de o yönde zaten. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Aslında söyleyecek çok şey var ama işte. İşte insan gerçekten söyleyemiyor arkadaşlar. Yani, düğümleniyor. Düğümleniyor. Ben çünkü Maraş'a 15 yıldır Maraş'ın dışındayım. Ve Maraş'a her geldiğimde ya bayramda geliyorum ya düğünde geliyorum. Normal vakitte gelmiyorum. Çünkü iznimiz az oluyor. Ve her geldiğimde de bu cadde cıvıl cıvıl oluyor. Bayram olduğu için, bir şeyler olduğu için falan. Yani burada insanları gördüğümde ulan iyi ki Maraşlıyım diyorum her zaman. Hala iyi ki Maraşlıyım diyorum ama yani bu caddenin o cıvıl cıvıl halinden sonra bu halini görmek bazen rüya gibi geliyor. Evet. Vallahi rüya gibi geliyor. Hani böyle bir şey olacak, bir film sahnesi düzelecek. Ne bileyim, bak Yaşar Pastanesi hemen yanımızda. Orada adam dondurma işte şovu yapardı, bir şeyler olurdu, turistler olurdu, arkamızda sarı bina olurdu. Bilmiyorum ama belki eskisi gibi olmaz ama yine de yani insanların o cıvıl cıvıl neşesini görmek istiyorum yani kısa zamanda ben de. İnşallah, inşallah. İnşallah. Ya elden gelecek aslında bir şey de yok. Umuyoruz dediğim gibi toparlanma süreci en azından hızlı olur. Çünkü evet, depremi atlattık, acı kayıplarımız var. Ama hayatta kalanlar da yoluna bir şekilde devam edecek. Kesinlikle. Tabii ki Kahramanmaraş'tan şehir dışına giden binlerce, yüz binlerce insan var. Onlar da tekrardan şehirlerine dönecektir. Çünkü Kahramanmaraş bambaşka bir şehir. Kurtuluş kesinlikle bambaşka bir ateşinin, şehir. Fitilinin ateşlendiği bir şehir. Biraz önce şeye de gittik seninle. Ulu Cami'ye de gittik. Orada Rıdvan Hoca'nın kalede
ki anılarını da sen anlattın. Umuyoruz, ayağa kalkarız. Başka hani dua etmekten başka yapabileceğimiz de bir şey yok. Toparlanma süreci en azından hızlı olur diyelim. Bana insanlar hep soruyordu ya arkadaş, bu Maraş'ta ne var bu kadar övüyorsun? İrlanda'ya gidiyorsun Maraş, Londra'ya gidiyorsun Maraş, dünyanın her tarafına gidiyorsun Maraş'ta Maraş. Yani arkadaşlar Maraş hakikaten, Maraş çok seviyorum ben. İnanın yani sevgimden hiçbir şey azalmadı, hatta daha da arttı. Çünkü bu şehre bir şeyler yapma sorumluluğu hissediyorum bir an önce ayağa kalkması için. Ama Maraş çok farklı bir yer. Bilmiyorum, bir söz var ya vizyonteride, bir insan memleketini niye sever, evet, başka çaresi yok durduğundan. Evet. Belki de mecbur olduğumuz için Maraş'ı çok seviyoruz ya, çünkü ama. Çünkü doğdun, büyüdün, anılarım burada, çocukluk anılarım burada. Burada, belki de ilk defa burada aşık oldun, ilk aşkın burada. Kesinlikle. Ne bileyim, söylenecek çok şeyler var. Burası bizim memleketimiz, hep birlikte ayağa kaldıracağız diyoruz. İnşallah, yapacağız ya Allah'ın izniyle, hep beraber yapacağız arkadaşlar. Nazar Ekmek Fabrikası'nın önünde. Vatandaşlara burada Allah razı olsun, ücretsiz ekmek dağıtıyor. Arkadaşlar, bir haftayı geçti, duş almadım hala. Saçlarım zaten görüyorsunuz ne kadar kirli. Ve sonunda bugün duş alacağım. Duş aldığım yeri size göstermek istiyorum. Şimdi burada su kaynatıyoruz. İşkembe. Şu perdeyi kapatacağım. Ve duş. Arkadaşlar, umarım değişikliği fark ediyorsunuzdur. Parlıyoruz resmen. Yani bir insan suya, o her gün aldığın o duşa bile hasret kalır mıymış, kalabiliyor. Yani bu çok en ufak bir şey tabii ki ama buradan şunu aldım arkadaşlar. Ne olursa olsun sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın. Çünkü akşamdan iyi geceler mesaj attığınız bir arkadaşınızı, dostunuzu, kardeşinizi, kuzeninizi bir gün sonra bulamayabiliyorsunuz. Bu yüzden yarını olmayan günler yaşıyoruz. Çok zor zamanlar atlatıyoruz. Bu kadar. Videonun da sonuna gelelim. Hepinize Maraş'tan, memleketten, hala o harika olan şehirden selamlar, sevgiler. Hoşça kalın.